Önemli tabii burada ölenlerin kimliği önemli. Maalesef ölenler Kürt olunca hem Irak genel kamuoyunda hem Kürdistan bölgesel yönetiminin tavrında hem de uluslararası kamuoyunda çok bir önem arz etmiyor. Biz bunu gördük. Şimdi burada 9 tane sivil tabii öldürüldü. 130'dan fazla sivil öldürülmüş bu tür saldırılarda 2015'ten bu yana. Fakat bu defa hem Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Kürt kendisi KDP'den, hem Kürdistan Bölgesel Yönetimi çok net bir tavır aldılar. Muhtemelen Arap sokağından gelen baskılar yüzünden yani tereddütsüz tavır aldılar bu konuda. O aslında ilginç bir durumdu. Çünkü daha önce Türkiye'nin saldırılarında o kadar Kürt öldüğü zaman hiç kimseden çıkmamıştı gerçekten. Sadece işte PKK burada diye bu tür saldırılar olup bu defa neredeyse hani PKK'yı kınayan açıklamalar yapmışlardı. Hikaye buydu. Şimdi bu defa 9 tane Arap öldü. Arada bir tane bebek de var. Tabii hani o da insanları duygusal anlamda bayağı zorluyor. Fakat bunun dışında Irak'ta ve Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin genişleme çabaları var. Biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin bir işgal hamlesi daha olabilir. Uzun dönemdir bunun hazırlıklarını diplomatik alanda bunun zeminini oluşturmaya çalışıyorlar. Henüz oluşturamasalar da ama çok agresif bir şekilde bu yolda ilerliyorlar. Diğer taraftan 9 aydır Irak'ta kurulamayan bir hükümet var ve Türkiye, Irak iç siyasetinde de Sünniler üzerinden, yine KDP üzerinden müdahil olmaya çalışıyor. Hatta kimi Şii gruplarla da hani bir şekilde irtibat kurmuş. Onlar da Sünnilere yaklaşıyorlar. Böyle büyük bir karmaşa. Arap sokağında genel olarak Türkiye'nin hem Irak'a hem Suriye'ye hem de Libya'ya yönelik bu müdahalelerine karşı ciddi bir tepki oluşmuş durumda. Hem Irak hem Suriye'de en temel olarak hani birbiriyle rekabet eden tabii komşu olan İran ve Türkiye var. Bunlar hani bu Zaho'daki bu katliam genel olarak Türkiye'ye yönelik tepkileri arttırdı. Doğru. Türkiye'nin askeri olarak bir bütün olarak Irak'tan çıkma talebi oldu. Birleşmiş Milletler'e götürdüler vesaire. Fakat fiiliyatta değişen bir şey yok. Türkiye'nin üsleri orada, Türkiye'nin askerleri orada. Ve şu an itibariyle hala bombalamaya, saldırmaya da devam ediyorlar değişik bölgelerde, alanlarda. Fakat Suriye'ye yönelik bir işgal girişimi, hani Araplarda bu kadar bir Türkiye karşıtlığının yükseldiği dönemde ekstra bir risk işin doğrusu. Belki Suriye'ye yönelik hani işgal niyetlerini biraz ötelemiş oldular çünkü bu gerçekten yani ciddi bir durumdu. Büyükelçilikler basıldı, işte vize ofisleri vesaire basıldı. Bir şekilde hani müdahil oldular, biraz durumu stabilize ettiler. Fakat hani artık bardağı taşıran son damlalara doğru geliyor. Böyle bir hissiyat var buralarda. Kısa vadede Türkiye'yi biraz zora soktu tabii ki bu Zaho şeyi. Geriye çekildi, defansif bir noktaya çekildi. Çünkü daha çok ofansifti, saldırgan ve genişlemeye çalışıyordu. Hal böyle olunca biraz hani bir duraksama durumu yaşadı. Ama temelde çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Fakat orta ve uzun vadede Irak'taki iç karışıklık, hükümetsizlik durumu derinleşir. Çatışmalı hal, kaotik ortam artarsa muhtemelen Türkiye orada daha yerleşik, daha güçlü bir pozisyon içinde zemin bulur. Dolayısıyla Irak'ın da Suriye'nin de daha fazla karışması demek Türkiye'nin oraya daha fazla derinlemesine nüfuz etmesi anlamına da gelir. Bunun çok önemli bir sebebi şudur. Türkiye bir NATO gücüdür. Avrupa, Irak ve Suriye'deki olumsuzluklar, çatışma, kaotik durumdan çok rahatsız. Çünkü kiripası bana gelecek kaygısı var. Bu mülteci biçiminde olabilir, bu işte terör örgütleri olabilir, bu fundamentalistler, cihatçılar olabilir. Yani Avrupa'nın birçok korkusu var. Dolayısıyla Irak ve Suriye'de eğer gerilim artar, bir iç savaş haline tekrardan hani geçilirse ki bunun da ihtimali söz konusudur. Yani Irak 20 yıldır kendi toparlayamıyor, 9 aydır hükümet kuramamışlar. Amerika, İran, Türkiye, Suudi, herkes bir şekilde oradaki iktidar mücadelesini kendi çıkarları doğrultusunda dönüştürmeye çalışıyor. Hal böyleyken
Irak ve Suriye'deki artan istikrarsızlık ve kaotik durum Batı'nın Türkiye'ye daha fazla rol vermesine de vesile olabilir. En nihayetinde hala Batı'nın müttefiği olan NATO'nun Orta Doğu'daki mızrak ucudur Türkiye. Ve hani Afganistan'dan çekildi, Türkiye oraya gidemedi. Fakat Irak ve Suriye'den hani çekilme, gerileme gibi bir durumu olursa Batı'nın muhtemelen bir NATO gücü olarak Türkiye'yi oralara ikame etmeye çalışırlar yerel ittifaklarla birlikte. Erdoğan hem Amerika'dan ve Avrupa'dan hem de Rusya ve İran'dan şu an için Suriye'ye, Rojava'ya yönelik bir saldırı için bir onay alamadı. Yakın zamanda gördünüz, Almanya Dışişleri Bakanı buradaydı. Kameralar önünde bunun yanlış olduğunu bu kadar aleni bir şekilde ifade etti ki Almanlar için bu bir ilktir, normalde yapmazlar. Biz benzer bir tartışmayı hatırlayın. İsveç Dışişleri Bakanı geldiğinde yine bir kadındı. İsveç Dışişleri Bakanı da Mevlüt Çavuşoğlu'yla hani atışmıştı kameralar önünde. Avrupa bunu yanlış görüyor. Amerika da bunu açıkça iletti, bunu biliyoruz. Hani bunun basına da düştü. Erdoğan bir umut, belki hani Rusya'nın olurunu alabilirim diyor ama İran orada çok net durdu. Açıkçası yani uluslararası kamuoyunu ikna edememiş, özellikle Rusya'daki en önemli iki güç olan Amerika ve Suriye'de önemli güç olan Amerika ve Rusya'yı ikna edememiş bir Türkiye yine bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yani gözünü karartıp girebilir. Amerika bir NATO gücü olarak zaten bana sıkmaz, bana karşı askeri bir müdahalede bulunmaz. Rusları da Ukrayna Savaşı olduğu için belki Rusya da Türkiye'yi tam anlamıyla NATO'ya itmez. Hani onlar da kendi çıkarlarını düşünüyorlar. En nihayetinde Rusya Türkiye'yi NATO içerisindeki bir Truva atı gibi düşünmek, böyle kullanmak da istiyor. Dolayısıyla hani eskiden beri de biliyoruz aslında Rusya Türkiye'yi 30 kilometrelik şerit içerisine çekmeye çalışıyordu. Talepleri vardı. Buyurun Kobani dahil gelin girin diyorlardı açıkçası. Fakat ortada şöyle bir karmaşık durum söz konusu. Erdoğan seçimlerden önce Rojava'da bir küçük de olsa, yalandan da olsa bir zafere ihtiyaç duyuyor ki iç politikada bunu kullanabilsin. Yoğunlaştıkları iki nokta var, Münbiç ve Tel Rifat. Şimdi Tel Rifat dediğimiz bölge Halep'in kuzeyi 20 kilometre yukarısında. Bütün bağlantı yollarının geçtiği bir nokta ve orada İran milisleri, Suriye ordusu, işte Suriye demokratik güçleri, herkes var. Oradaki bir savaş, bir çatışma durumu bir bütün olarak İran ve Suriye ordularının da hani savaşa müdahil olması demek. Dolayısıyla Türkiye küçük de olsa evde kullanabileceği bir zaferi yani düşlerken çok büyük bir askeri hezimetle de orada karşılaşabilir. Dolayısıyla şu an hala hesap kitap aşamasında. Ama İran bunu net bir şekilde ortaya koydu. Yani o savaş sadece Kürtlerle işte Türkiye'nin desteklediği çeteler ve ordu arasında olmayacak. Çok daha muhtemelen büyük bölgesel bir savaş olacak. Şu an için kimse bunu almak istemiyor, bunu kaldırmak istemiyor. Fakat bu şu demek değil. Yani iktidarda kalabilmek için her türlü çılgınlığı yapabilecek bir hükümet var burada. Ve koşulları, şartları zorlayarak seçimden önce hala bir Rojava'ya yeni bir işgal girişimi, bir operasyon gündemde kondu ortaya. Memorandumda çok yeni bir şey yoktu. Daha önce hani fikirlerimizi paylaştık bu konuda. Fakat şimdi NATO ve İskandinavya ve Amerika ve hani söz konusu iki ülke İstediklerini şu açıdan aldılar. Yani Türkiye vetosunu çekti ve resmi müzakere süreci başladı. Şimdi bu üyelik sürecinin bir aşamasında bütün üye ülkelerin parlamentolarının bunu onaylaması gerekiyor. 30 tane üye var, 29 tanesi zaten oylayacağım diyor. Bir Türkiye eğer istediklerimizi yapmazlarsa biz bunu veto ederiz. Ya bu defa meclisten geçirmeyerek veto ederiz diyorlar. Şimdi tabii takvimde düşünüyorlar. Yani acaba
mecliste bir çoğunluğu olur mu şimdi bu gündeme geldiği zaman? Bir de ortada böyle bir durum var. Yani şu an için biz bu meseleyi halledelim. NATO aslında istediğini aldı. Süreç, resmi süreç başladı. Şu hem Çavuşoğlu hem Erdoğan ısrarla taleplerimiz yerine gelmezse biz şöyle yaparız, böyle yaparız. Biz bunu meclisten geçirmeyiz diyorlar. Bir bakalım hele o zamana kadar meclis çoğunlukları da olacak mı, olmayacak mı? O da bir ayrı tartışma konusu. Fakat Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile yaptığı pazarlık, bir Suriye, işte oradaki işte bazı isimlerin Türkiye'ye verilmesi meselesi değil. Erdoğan daha büyük bir pazarlığın içerisinde NATO ile, özellikle NATO liderleri olan Amerika ile, İngiltere ile, Fransa ile. Erdoğan iktidarda kalmak için zemin yoklamaya çalışıyor. Ve bu çerçevede küçük de olsa Suriye'deki bir savaş, Kürtleri çok darbeleyeceği için değil, kendisini iktidarda tutabilme hani ihtimalini güçlendireceği için istiyor. Dolayısıyla burada mesele basitçe hani Türkiye ile İskandinav, iki tane İskandinav ülkesi arasındaki bir mesele değil. Erdoğan Batı'nın bir bütün olarak NATO ülkelerinin kendisini desteklemesini istiyor. Yani iktidarda tutması için rol oynamalarını istiyor. Asıl pazarlık bu noktada. Yoksa gerisi bana 70 kişi verirsin vermezsin tartışması var. Ben bugün mesela İsveçli bir yetkiliyle görüşeceğim. Geçen gün Finlandiyalı bir yetkiliyle görüştük. Yani onların temel olarak söylediği bu iadeler konusunda bizim mahkemeler karar verirler. Yani bu hukuk var, uluslararası hukuk var. Bunun dışında herhangi bir şey olmaz. Yani biraz iç kamuoyunda biraz kullandılar, işte büyük bir zafer elde ettik falan dediler bu memorandumu, bu Madrid'de olanı. Fakat çok ciddi bir şey değil ama Türkiye onu mecliste onaylamadan mutlak surette bazı tavizler koparmak isteyecektir. Yani o tavizleri almadan da kolay kolay meclis gündemine getirip oradan geçirme olmaz. Yani fırsat bu fırsat, bunu kullanayım der. Orada da hani şeyi bakmamız lazım, takvime bakmamız lazım. Ne zaman gelecek bu meclis gündemine? Türkiye bunu öteleyebilir. Hatta NATO'da efendim bir seçimlerin sonuna kadar da bekleyebilir. Çok büyük bir aciliyeti falan söz konusu değil. Yani bir ara bir yöntem falan bulurlar. Şunu söyleyeyim, yani biraz önce bir İngiltere heyeti de vardı. Onlarla da görüşüyorduk, biraz sohbet ettik. NATO ve Batı bir bütün olarak Türkiye'yi çok büyük bir siyasal, askeri ve jeopolitik denklemde önemli bir rol oynamaya davet ederken, Türkiye sadece gidip orada 3-5 Kürt'e daha saldırmanın politikasını yapıyor. Çok küçük düşünüyor gerçekten. Yani bu Ukrayna savaşı, bu Ukrayna krizi muazzam Türkiye'nin önünde şey açısından, askeri ve jeopolitik açıdan muazzam imkanlar yarattı. Hani NATO bağlamında söylüyorum. Türkiye'nin, Karadeniz'in önemi arttı. Jeopolitik olarak söylüyorum. Şimdi bunu çok büyük kullanma imkanı varken işte Erdoğan ve Bahçeli ve onun ekibi Kürtlere tehdit için bu durumu kullanmak istiyorlar. Yani açıkçası çok küçük düşünüyorlar. Yani bütün NATO'yu tehdit ederek bir şekilde Kürtlere saldırının zeminini hazırlamaya çalışıyor. Halbuki NATO'nun söylediği, gel birlikte Karadeniz'den bütün İskandinavya'ya kadar olan bölgeyi yeniden dizayn edelim ve Türkiye'ye çok daha güçlü bir rol verelim. Aslında bunu söylüyor NATO onlara. Fakat hafsala bu olduğu için, Kürt düşmanlığı o kadar fazla olduğu için, yani koca bir Doğu Avrupa, İskandinavya'yı, Karadeniz'i dizayn etme siyasetine karşı işte gidip iki tane daha kasabada Kürtleri biraz geriletmenin siyasetini yapıyor. Yani bu kadar küçük düşünüyor, bu kadar siyasi bakışı bu kadar daralmış durumda. Bu tabii tarihsel kalıplaşmış Kürt düşmanlığıyla, Kürtlerin kazanımlarına düşmanlıkla ilgili bir durum. Kriz derinleşecek. Yani Türkiye'nin buradan bu haliyle, bu mantıkla çıkma ihtimali çok fazla yok. Dengeleri kullanarak, işte Rusya ile NATO arasındaki dengeleri kullanarak bir noktaya kadar geldi, gelmeye çalışıyor, yol almaya çalışıyor. Açıkçası her iki taraf da bunun farkında, her iki taraf da bundan rahatsız. Ama bir şekilde
Türkiye'yi tamamen karşı kampa itmek istemeyen bir mantıkla da şu an için hareket ediyorlar. Fakat Türkiye gözünü karartıp bir Rojava'ya doğru yeni bir hani saldırıya girerse yani bu öyle rahat bir savaş olmayacak görünüyor. Hem Kürtlerin kendi hazırlıkları var orada, Suriye Demokratik Güçlerinin hazırlıkları var. Ama onun dışında bu statükonun dağılmasını, mevcut durumda Suriye'deki statükonun, denge durumunun dağılmasını istemeyen çokça güç var. Onlar da savaşa direkt ya da dolaylı müdahil olurlar. Ve gerçekten çok kanlı, çok sıkıntılı bir sürecin içerisine herkes girmiş olur. Benim kanaatim bu güç dengesinde, bu pozisyonlarda, yani hiç kimsenin istemediği bir savaşa Erdoğan girerse çok ağır bir askeri ve siyasi faturayı da ödemek zorunda kalabilir.